Fiziksel, cinsel, ekonomik, kültürel, sosyal e, şiddete maruz kalan e, ve benzeri her türlü e, şiddeti yaşayan ya da şiddet tehdidi altında bulunan ve ekonomik güçlüğü bulunan kadınlara e, Diyarbakır Barosu Adli Yardım Merkezi tarafından e, mesai saatleri içerisinde her gün, hafta içi her gün olmak üzere nöbetçi kadın avukat sistemiyle birlikte başvuru almaktayız. Yapılan başvurular üzerine merkez üyesi kadın avukatlar tarafından şiddete maruz kalan kadınların dosyaları takip edilmekte. Kadın Hakları Merkezi olarak 2021 yılında toplam 40 dosya takibi için atama yaptık. Bu dosyaların %40'ı fiziksel Şiddet, kasten yaralamaya ait ilişkin. %40'ı cinsel suçlara ilişkin. %20'si ise şantaj, tehdit gibi suçlara ilişkin. Ancak at atama yaptığımız dosyalara baktığımızda e, suç tipleriyle ilgili e, yargılanılan yargılan dosyalarda e, benzerlik gösterebiliyor. Atıyorum e, cinsel suçların olduğu bir dosyada Fiziksel şiddet de olabiliyor ya da tehdit ve şantaj da olabiliyor. Merkezimize gelen başvurulara ve vekilliğini yaptığımız dosyalara baktığımız zaman... ...bu dosyalardan gözlemlediğimiz kadarıyla yargının yaygın yaklaşımı... ...kadın cinayeti dosyalarında katilin ve maktulün cinsiyetlerini hesaba katmayarak... ...bu tip dosyaları diğer cinayetler gibi... Düşünerek değerlendirme yaparak ya da e, kadınların erkekler tarafının öldürülmesini kadınların tutum ve davranışlarına bağlayarak e, bu tarz bir yaklaşımla yargının yorumladığını görüyoruz. E, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı e, yasaya baktığımız zaman düzenlemelere burada şiddeti önleme, mağduru koruma. E, faali cezalandırma, şiddetle mücadelede etkin mekanizmalar oluşturma yükümlülüklerini etkin bir şekilde uygulamaktan intina eden bir yargı düzeni görebiliyoruz. E, bunun da siyasal iktidarın yargı organlarına e, yansıyan boyutu olarak yorumlayabilirim. Kadınların şiddet tehdidi altında kaldıkları zaman yargı mekanizmalarında korunmadığında veya daha sonra verilen kararlarda iyi ihal indirimi uygulandığı zaman yargının tutum ve davranışlarının ne kadar olumsuz olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yargılamanın uzun sürmesi, devamlı olarak kadınlara yaşadıklarının hatırlatılması. Toplum tarafından gördükleri baskı sonucunda bazen kadınlar şikayetlerinden ne yazık ki vazgeçebiliyorlar. E, ya da dosyalarını takip etmekten vazgeçebiliyorlar. Bu durumda e, faille yine kararlar çıkabiliyor. Cinsel saldırı dosyalarına baktığımız zaman e, fiziksel bulgu bulunması çok zor. Çünkü e, cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra Belli bir travma yaşayan kadın ilk anda gidip yargıya başvuracağım, şikayetçi olacağım şeklinde düşünemeyebiliyor. Ee, genelde cinsel saldırı suçlarında tanıkta olmuyor. Fiziksel bulgu bulunmadığı zaman ise e, psikolojik raporlar aracılığıyla dosyaları takip etmeye çalışıyoruz. Bazen yargılamada bu psikolojik e, raporlar talebimizde reddedilebiliyor. Fiziksel bulgu olmayan, tanık beyanı olmayan dosyalar açısından mağdurun tutarlı ve çelişkisiz beyan vermesini arıyor yargıtay. Böyle bir tramvaya maruz kalmış bir kadının zaman, mekan konusunda karmaşa yaşaması da çok doğal görünüyor. Daha sonrasında yeterli ve somut bir delil bulunmadığı için failliğine ne yazık ki karar çıkabiliyor. E, fiziksel şiddete ilişkin kasten yaralama dosyalarında kadınların mağdur sanık olarak yargılandığı dosyalara rastladık e, Meşru savunma konumundaki kadın sırf e, kendisine saldıran kişinin kolunu tuttuğu için sanık olarak dosyalarda yargılanabiliyor e, Bu ciddi bir sorun aynı şekilde yine yargının bakış açısını ortaya koyan bir sorun haline geliyor. 62-84 sayılı yasa kapsamında aldığımız koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında, kararlar noktasında normalde somut delil şartı aranmak aranmamasına rağmen bazen tedbir kararlarımız somut delil olmadığı gerekçesiyle reddedilebiliyor. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi kurulduğu günden bu yana kadına yönelik her türlü şiddet biçimiyle mücadele etmekte ve kadınlara karşı işlenen cinsiyetçi suçların cezasız kalmaması için yargılama süreçlerinde mağdur müştekinin yanında yer alarak faillerin cezalandırılmasını, hukuksal önlemlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını desteklemektedir. Şiddete maruz kalan kadınlar Diyarbakır Barosu Adli Yardım Bürosu aracılığıyla e, başvuruları alınarak hukuki danışmanlık veriyoruz. 62-84 sayılı kanun kapsamında tedbir kararlarını alabilmeleri için kadınlara destek oluyor.